buralarda top yok mu? Topu şurada var. Galiba aşağı doğru. Getirelim mi topu? Ben sağ ol. Çekeyim mi ben onları? Dur sen geç ben çekeyim. Ya tabii ya. Mesela İtalya'da söyleyebilirim, benim Mazzari vardı, o da bayağı tanınıyor. Onlar İtalya'daki hocalar çok taktiksel hani çalışıyorlar. Ranieri de öyle mesela. Ama ben genelde benim kariyerimde iyi antrenörlerle çalıştım. Hani saygılı, o benim için önemli. Hani insanlık. Benitez de çok profesyonel. Her şeyi yazan, hazırlayan yani büyük bir antrenör. Hani genelde hani iyi bir antrenörlerle beraberdim ve hepsinde kalitesi var büyük takımları yönetmeye. Şöyle sorayım, Napoli'den Leicester'a transfer olduktan sonra, yani şöyle söyleyeyim sana, transfer olduğun gün değil de hani Beşiktaş'a geleceğin zaman, o Leicester'a geçen dönemde böyle hani ya keşke gelmeseydim dediğin oldu mu? Ya öyle bende yok. Yani ben kararımı verirsem %100'ümü veririm. Ya onun şey için... anlamı diyorum, hani oynamadın veya ne bileyim sıkıntılar yaşadın ya, o yüzden diyorum. O dönem Leicester döneminde de ben öğrenmem lazımdı bu yönü. Çünkü benim için de hemen hemen yeni değildi de. Gençken, daha gençken de yaşadım o şeylere ama benim için tabii ki zor bir dönemdi, çok zordu. Ama ben hiç pes etmedim, kendime hep güvendim ve onu da sonuçta işte bir şampiyon takımındaydım yani. O kadar da kötü bir transfer değildi. Doğrusunu yaptım, ben de onu %100 arkasındayım. Ondan sonra da tabii ki yeni bir sayfa açtım, o da Beşiktaş'ta. Onu da iyi açmışık ve gene kupayı kaldırır. Şöyle sorayım, sosyal medya. Ben fazla hani benim bir elemanım var işte, o bana yardım ediyor. O işte fotoğrafları yapan birisi. Fazla ben işte hani görüşmeleri falan hani yazışıları takip etmiyorum o kadar. O kadar çok geliyor ki hani fazla şey yapamıyorum. Ama genelde hani taraftara hani ben de bir şey vermek istiyorum. Hani geri vermek istiyorum çünkü herkes bizi idol olarak bu takımın içinde olarak hani büyük bir futbolcu olarak görüyorlar. Onun için bence de doğrusu onlara da bir işte benim şeylerimi vermek yani. Abi son kez ekleyeceğim taraftar olsun, camiaya olsun. Çünkü önümüzdeki hafta bir şampiyonluk kutlaması olacak. Böyle orada da bayağı sevinç olacak, insanlar orada size tedavatları yapacak. Taraftara söylemek istediğim bir şey varsa yani sonra ekleyelim abi, bitirelim. Dediğim gibi bütün Beşiktaş ailesine, bütün taraftarına nice yıllar dilerim ve inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel, daha coşkulu yerlere geliriz ve dediğim gibi bizim taraftar bir numara dünyada ve onu hissediyorum da ve küçüklüğümden bu yana kadar yani hep öyleydi. Herkes arkamızda. Onun için teşekkür ederim herkese. Teşekkür ederiz abi sana. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol.